128 milyar doları çöpe attık, o belli. Şimdi bunun üzerine bir de altın rezervlerimizi boşaltmaya başladık. Şu vatandaş, Selçuk Geçer, aylardır diyor ki ya altınları satıyorlar. Bununla ilgili Merkez Bankası'ndan da açıklama geldi. Yok kardeşim, biz altın falan, biz bir de hatta bırakın altını satmayı. 128 milyar doları harcarken altın aldık. Yani o rezervde duruyor. Tezlerden biri buydu. Yani her biri ayrı tez. Vatandaşa verdik, kasada duruyor. Hiç öyle bir para olmadı falan. Yani bir tez buydu. Biz altın aldık, onlar yine rezervde duruyor. Şimdi susuyorum. Dünya Altın Konseyi'nin raporu bize ne anlatıyor? Selçuk, sana dönüyorum. Eyvallah dostum. Dünya Altın Konseyi diyor ki dünyanın en çok altın satan Merkez Bankası Türkiye'ye ait. Bir. İlk çeyrekte 31,5 ton altın satılmış. Bu yılın ilk çeyreğinde, Ocak, Şubat, Mart aylarında. Bunu söylüyorduk biliyorsun. Aynı zamanda geçen yıl Haziran'dan bu yana da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası net altın satıcısı pozisyonunda diyor. Şimdi Sayın Merkez Bankası Başkanı ne demişti? Son demeci daha yeni. Yani son yaptığı röportajlarını söylemişti Kavcıoğlu. İşte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dövizleri satmadı. Aksine bu dövizlerle altın aldı. İşte 130 tonluk altın rezervimiz 710 tona çıktı dedi. Bir, Türkiye'deki altın rezervleri yaklaşık 10 hatta 15 seneye yakındır 500 tonun üzerinde. Bunu bir söyleyelim. Birincisi bunu bir tarafa koyalım. 500 tonluk bir altınımız vardı. Evet, geçen sene bir altın alımı yapıldı. Doğru. Ama alınan altının neredeyse tamamı bugüne kadar satıldı. Bunu nereden anlıyoruz? Yine Altın Konseyi diyor ki şu anda Merkez Bankası'nın cebinde 512 ton altın var. Dönüp ben bunu check ettim. Evet, bu kadar altınımız var. 512 ton altınımızın olduğunu kabul edersek. Ve Sayın Kavcıoğlu'nun 710 ton altın aldık söylemini de gerçekçi alırsak, ki alırız, nasıl alırız? Geçen sene bir ara o seviyelere kadar çıkılmış durumda. Ortada 198 tonluk bir altının satışı var abi. 198 ton altını biz son 9 ay içerisinde satmışız. Bunu işte çarpın altının onsuyla ya da gramıyla, neye denk geliyor sizler bulabilirsiniz rahatlıkla. Ve bu para nereye gitti? Aslında bu soruyu da sormamız gerekiyor. Şimdi 128 milyar dolar gitti. Bunu bir tarafa koyalım. Bunun üstüne... geliyor. Efendim? Daha bunu çözemedik, yeni soru geliyor. Evet, 128 milyar doları çöpe attık, o belli. Şimdi bunun üzerine bir de altın rezervlerimizi boşaltmaya başladık. Çünkü 3 ayda 31 ton satılmış. Bak söylüyorum şimdi. Kasım ayında sadece 45 ton altın satılmış. 2020'nin Kasım ayında 45 ton altın. Eylül ayında 20 ton altın satılmış. Eylül ayında. Ve dolayısıyla geçen yıl sadece Aralık ayını göremedim. Ama muhtemelen orada da 15-20 ton civarında satıldı. Sadece geçen yıl son 3-4 ay içerisinde o Naci Ağbal'ın faizleri yükselttiği dönemde 70 tondan fazla altın satıldığını görüyoruz abi biz. Buna 2021'in ilk 3 ayı dahil değil, onu da dahil edersen 100 tonun üzerinde bir rakama çıkıyorsunuz zaten. Ama ben Kavcıoğlu'nun söylemini baz alırsam demek ki 198 ton satılmış sonucuna ulaşırım abi. Çünkü ne diyor? 710 ton altınımız vardı diyor. 710 ton altınımız vardı da şimdi niye 512 ton diye sorarım abi. Çünkü Dünya Altın Konseyi diyor ki Merkez Bankası'nın rezervinde şu anda 512,5 ton altın var. Şimdi buradan birebir okuyorum neler söylemiş. Dünya Altın Konseyi verilerine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilk çeyrekte en fazla altın satışı gerçekleştiren Merkez Bankası oldu. Rapora göre merkezin altın rezervleri 2021'in ilk çeyreğinde 31,5 ton azaldı ve 512,5 tona düştü. Merkez ardarda 3 çeyrektir. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ya da şöyle diyelim, yanlış saydım. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Bu 9 ay boyunca arka arkaya 3 çeyrektir net satıcı pozisyonunda diyor. Altın satıyor diyor.
Dünya Altın Konseyi söylüyor bunu. Ve Dünya Altın Konseyi bu araştırmaları çok net ve yakından takip ederek yapıyor. Dolayısıyla abi hani öyle altın aldık falan filan hikayeye aksine altını satmışlar son 9 aydır. Evet, yoğunluklu olarak da 2020'nin son çeyreğinde satılmış. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında satılmış. Şimdi soracağım. Oradaki yorumun ne merak ediyorum. Çok uzun zamandır takip ediyorsun çünkü konuyu. Şimdi sadece satılanlara bakarsak bence yanılırız. Çünkü öte taraftan da iç piyasada da en büyük alıcı konumunda. Şimdi rakam olarak baktığında 198'e denk geliyor, tekabül ediyor da o arada alınıp satılanlar var mı mesela? İçerideki üretilenin hepsini alıyor bir şekilde, talep oradan geliyor. Onlar bu rakamlara dahil mi mesela? Yani bir gün 600 oldu, ertesi gün 550 oldu, o aradaki kıvrımları bilmiyoruz. Onları bilmiyoruz, onlar detayda. Merkez Bankası bunları da net olarak açıklamıyor zaten. Yani biz genel olarak altın giriş çıkışlarını görüyoruz. Normal koşullar içerisinde 2021 yılında 135 ton fazladan altın alınmış gibi görünüyor. Ama onun büyük bir kısmının da yine bu yıl içerisinde eritildiğini görüyoruz. Yani şunu söyleyebiliriz rahatlıkla, artık kasada dolar kalmadı, döviz kalmadı. Mümkün olan her koşulda altınları boşaltmaya devam ediyor Merkez Bankası. Mümkün olan her koşulda, bak son 9 aydır diyorum, son 3 çeyrektir diyorum. Ben demiyorum bunu aslında, Altın Konseyi diyor ama biz de yani Merkez Bankası alım-satım işlemlerine bakarak zaten Eylül, Ekim, Kasım, Aralık hareketlerini görüyorduk. Haziran'dan Eylül'e kadar olan hareketleri çok net görmedim açıkçası. Ama Eylül'den sonraki hareketler çok net bir şekilde altın satışı olduğunu bize gösteriyordu. Ama Dünya Altın Konseyi diyor ki, hayır kardeşim, Temmuz'dan beri diyor, 2020 Temmuz ayından bu yana diyor, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası net satıcı pozisyonunda. Diğer taraftan ilk 3 ayda, 2021'in ilk 3 ayında da rekor düzeyde satışlar yapıyor diyor. Yani dünyanın en çok altın satan Merkez Bankası pozisyonuna geçmiş durumda. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası diyor. Şimdi Sayın Kavcıoğlu bunları görmüyor muydu? Bunları bilmiyor muydu? Bunları öğrenmeden mi konuştu? Biri kulağına ya biz bunlarla altın aldık, sen böyle söyle de mi dedi? Yoksa ya biz bunu söyleriz nasıl olsa vatandaş yer mi diye düşündü. Hadi vatandaşa yedirdiniz, bize nasıl yedireceksiniz? Yani biz her gün Merkez Bankası'nın rezervlerini takip ediyoruz. Mümkün olduğunca. Mümkün olduğunca diyorum çünkü detaylara giremiyoruz ne yazık ki. Ya mesela o 198 ton mu, 159 ton mu neyse artık, o kadar altını kime ne şekilde sattılar onu da bilmiyoruz abi. Onu da bilmiyoruz. Selçuk, ben de o zaman bu söylediğine bir soru da ekleyeyim. Yani şimdi sen dedin ki 128 milyar doların üstüne altınlar nerede dedin. Yaklaşık son 4 ya da 5 yıldır Merkez Bankası'nda da, eğer yanlışsam lütfen açıklasınlar ve düzelsinler. Genel kurul Haziran'dan öğrendiklerimi söylüyorum. Şöyle bir gelenek var. Vardı eskiden. İşte genel kurul yapılır falan filan. Onun o Haziran'da, yani genel kurul üyelerinin tamamına sembolik olarak da fiziki altın gösterilirmiş. Eskiden gelenek buymuş. Son 5-6 yıldır bu da gözükmüyor. Bu da yapılmıyor. Yapıldıysa ve ben atladıysam düzelsinler. Şimdi böyle bir durum da var. Yani gelenek görenek de alt üst edilmiş vaziyette. Eskiden işte hani şeydir, moral motivasyon, bakın hani konuşuyoruz rakam olarak ama altında gerçekten burada diye gösterilirmiş sembolik anlamda. Şimdi son 5-6 yıldır o da yapılmıyor. Bunu da böyle dipnot olarak, bir soru olarak yerleştirmiş olayım araya.